Sevgili spor severler, bugün konuğumuz belediye başkanımızın babası. Ruşen Tosun. Ruşen abiyle geçmişe bir yolculuk yapacağız. Bu yolculuğun adı spor yolculuğu olacak. Hangi takımlarda oynadı? Bandırmaspor'a nasıl yükseldi? Ve daha sonra hangi kalecileri seyretme imkanı buldu? Bütün bu güzel soruların yanıtlarını bu güzel söyleşide bulacaksınız. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum abi. Rica ederim. Sizin futbol geçmişinize bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Tabii. Bu kalecilik öykünüz nasıl başladı? Genellikle kaleci olmayı istemez futbolcular. Hep ortada oynamak isterler. Siz nasıl kaleci oldunuz? Ben size ticaret sisini hatırlıyorum. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi yaşıma göre boyum biraz uzundu. Vücut yapısıyla biz basketbol, voleybol hepsini beraber oynadık. Bu arada kalecilik daha çok. Yani basketten, voleyboldan çoğunca top elde olunca kaleye geçtik. Yani ben hiç santrafor olayım yahut santrafor olayım, orta sahada oynayayım diye aklımdan bile geçirmedim. Hep kalecilik aklımdaydı. Kaleci oldum. Ticaret sesinin mevcudu kalabalık mıydı o zamanlar? Ticaret sesi 44 kişiydik. 44 kişiyi bir lise. Tabii 44. Nasıl takım çıkarıyorsunuz? Ticaret sesi önce özel olarak kuruldu. Bir sene özeldi. İkinci sene resmi oldu. Devlete geçti. İlk kuruluşunda 20-22 kişiydi. Ondan sonra 22 kişi daha ikinci sınıf geldik. 44 kişi oldu. Ve bu 44 kişi hem voleybol, hem basketbol, hem futbol takımı bu 44 kişiden çıkıyordu. Büyük başarı. Büyük başarı. Evet. O zamanki yılları hatırlıyorum. Liseler arası okul maçlarında çok büyük ilgi var. Çok çekişmeli maçlar oynanırdı. Evet. Biz hep ticaret sesini yenilir gözüyle bakardık. Fakat çok sürpriz sonuçlar alırdı. Evet. Banko, ŞMG dediğimiz maçlar bir bir biterdi. Aklında da o takımdan işte siz kalmışsınız. Kasap Mustafa kalmış frikikleriyle. Evet. Rahmetli, rahmetli Erdekli Libero, şimdi ismini hatırlayamayacağım. Arif kalmış. Arif. Neydi bu? Şinasi. Bu işin sırrı neydi? Bu 44 kişilik okuldan takım çıkıyor ve puan alıyor. Ve sürprizler. Yapıyorduk çünkü. Neydi şimdi, özelliğiniz? Bütün arkadaşlar severek yapıyorduk bu işi. Yani 44 kişinin içerisinde hesap et. 11 kişi futbola, 5 kişi basketbola, 6 kişi voleybola. Yani bu insanlar hem futbol oynuyordu, hem basket oynuyorduk, hem voleybol oynuyorduk. Yani o zamanki dönemde başka şansımız da yoktu. Yoktu değil mi? Yani öyle bir maçlar oluyordu ki mesela bizim hep yenileceğimiz zanneden sanat okulu yeniyorduk. Çok büyük sürpriz değil mi? Sanat okulu gidiyordu, liseyi yeniyordu. Lisede gelip bizi yeniyordu. Şimdi birinci çıkacak, birinci maçlarda birinci çıkamıyordu. Hadi bir maçlar daha yapalım. İkinci maç yapma durumunda kalıyorduk. Yani siz, öyle bir şey. Sizin büyük başarı. Ruşen abi, 44 kişilikten 44 kişi ve başa başa oynuyorsunuz. Öyle. ŞMG'nin ise mevcudu daha fazla değil mi? ŞMG hep arkadaşımız. Çünkü biz ticaretçisi kurulduğu zaman ŞMG'den ticaretçisine gelenlerdi. İmkanlarınız iyi miydi o zamanlar? Böyle eşortmanlar, malzemeleriniz iyi miydi? Eldiven falan, durumu kaleciydi. Yok. Çok iyiydi. Yani biz bir de resmi hale gelince bizim Remzi Altınok müdürümüz Nur içinde yatsın. Hiç şey yapmadı bizi. Derdi ki çocuklar eşortmanlarınızın en iyisi. İşte beyaz eşortmanlarımız vardı kıstanat önünde. Basketbol oynardık. Kaliteli malzemelerle oynama şansını yakalamışsınız. Tabii lise aşağıda bir basketbol maçları olurdu. Öyle böyle değil. Yani herkes dolardı şeyin sahil kenarında. Tabii çok ilgi vardı. Eski 17 Eylül stadyumunuz zemini nasıldı maç yaptığınız zaman? Onu sorma. Rahmetli babaannem derdi ki ah babam hiç mi canın yanmıyor? Bu yan tarafları kömür tozu. Derinin altında kömür tozu. Tabii kömür tozu. İnanır mısın? O antrenmanlardan falan gelirdik öyle kömür tozları vardı. Çocuklara sorabilirsin yani Mustafa'lar hepsinde düştüğü zaman şey zımpara gibi yara olurdu. Değil mi? O şartlarda oynadık. Evet. Peki bu Marmara'ya olan ilginiz nereden kaynaklanıyor? Marmara Gençlik Rekabeti varmış 65'ten önce. Şimdi şöyle. Biz Marmara Gençliği'nin genç takımındaydık. Tabii idman yurdunun da genç takım vardı. Ben Bandırmaspor kurulunca Marmara gençler ve idman yurdu gençler hep beraber birleşip Bandırmaspor genç takım olduk. Bandırmaspor kurulunca da
İstanbul'dan gelen bizim büyüklerimiz, abilerimiz, transfer olanlar, bizim kaptan abimiz vardı, Nuri Çayat'ın Sabek, Ahmet abi. Ahmet Deniz. Tabii ondan sonra Özkay abi geldi. Kaleci Özkay. Salih geldi. Arnavut Salih geldi. Efendime söyleyeyim. Soner abi geldi rahmetli. İstanbul'dan gelenler, Bandırma'dan da bizim küçük Özkan abi. Bacak Özkan. Apoçatil. Ooo ne güzel. Tabii o. Bu ev ekmeği, ev ekmeği dedi. Maymay dedi. Ev ekmeği ne demek? Ev ekmeği deyip yerli futbolculara fazla para ödemezlermiş. Doğru mu? Siz ev ekmeğiymişsiniz. Para ödemezlermiş. Siz bana çok Bandırma Spor'a geçtiğinizde 3. kaleci olarak iyi para aldınız mı? Hatta 2. kaleci. Ben şimdi Özkay abi gelince yedeği oldum. Tamam. O zaman 2 kişilik. Tamam. İyi para aldınız mı? Borç istemeyeceğim. Rahat. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hatta primlerde o zamanki parayla 25 lira prim alıyorlar A takımı. Yani oynayanlar. Biz tabii genç takımdan geldiğimiz için bilmiyorduk paradan falan şey yapıyor. Rahmetli peder Nur için ne yazsın? Öğrenmiş. Demiş ki ya bizim çocuklara da teşvik yapalım. Bandırma Spor'dan para çıkmasın. 12'şer buçuk lira hiç olmazsa ben vereyim de demiş. Çocuklar da hani teşvik primi alıyormuş olsunlar. Gurur duyuyorlar. Ben öyle zannediyordum. Sonradan mı öğrendiniz? Sonradan öğrendik hepsini canım. Bizim, meğerse parayı baba veriyor. Nur için ne yazsın Cevdet Keskinler abimiz Nursun Yasin. O bu işleri o şey yapıyordu. Organize ediyordu. Hadi gel bakalım. İşte kazandık çocuklarla. O zaman 12 öğrendim. Harika. Yani böyle şeylerimiz şimdi, oldu. Marmara'dan genelde Beşiktaşlılar çıkıyor. Kime sorduysam Beşiktaşlıyım diyor. Fakat iki isim beni şaşırttı. Biri Küçük Özkan. Özkan Kıvanç. Ben Fenerbahçeliyim dedi. Biri de siz. Ben Fenerbahçeliyim. Marmara'dan Beşiktaşlılar için nasıl Fenerbahçeli oldunuz? Büyük cesaret. Şimdi şöyle bizim rahmetli en büyük amcamın Tuz imalatı vardı Borsa'nın sokağında. Tamam. Biz o zaman çocukluğumuzda zaten orada çalışırdık, yardıma giderdik. Oradaki Yener abimiz vardı, kalepleksçi Yener abi. Çetin vardır, marangoz. Onlardan etkilendiniz. Onlar tabii canım. Oradakiler hep Fenerbahçeli. Bizim amcaoğlu vardı Yalçın Tosun. Fenerbahçeli. Biz de tabii orada o şeyle Fenerbahçeli olduk. Fenerbahçeli olduk. Tabii. Hiç gençlik Marmara maçı seyrettiniz mi? Mutlaka seyretmişsiniz. Seyretmem mi? O bizim hayatımız eski sahada, stadyumda. Kimleri beğenirdiniz gençlikten ve Marmara'dan? Valla bizim Marmara'da oynayan hepsini beğenirdim. Şötürümüz abi, Fevzi abi. Tavukçu Ahmet. Tavukçu Ahmet Santrafor. Kimse tutamazdı zaten. İyi miydi? Koşma başı kimse tutamazdı. Yani öyle bir rahmetli şey vardı. Rahmetli Eşekçi Mustafa. Ama şimdi bir de Osman Akın abimiz var. Santrafor Osman. Yani böyle zevkli maç. Yarıda kalır zaten. Niye yarıda kalıyor? Bir iki maçlar. Hadise çıkardı. Seyirci sahaya atlardı. Gözümle gördüm. Osman abi atlarını devirdi. Ne? Tel örgüde atlayan ne maçlarmış onlar? Öyle maçlar seyrettik biz. Yani göçlerinde çok kaviydi Osman abimiz. Kuvvetliydi. Kim atlıyorsa hani kavga çıkardı. İçeri giren yandı. Bir vururdu yerde atlayan üçüncü atlayamazdı. Ama şöyle söyleyeyim, o maçların sonunda gene çünkü yine eşyaları şeyden oldu, havana gidiyordu. Mümkübeyetler. Kavga olduğunu bekliyor mu? Su abimiz vardı bizim. Sağ çık. Değil. Gençlikli. Kumaş tamam. Kumaşçı Su abi. O da İdman Yurdu'nun kaptanı. Tamam. Yine sarmaş dolaş. Hamama giderlerdi bizim şeydeki hamam. Orada dostluk başladı. Bandama sporları açıldı. Açıldı. Su abimiz de umumi kaptanımız oldu sonra. O. Tabii yani. Resmi maça çıktınız ama Hep yedek. Nasıl bir olay? Büyük başarı o dönemde o takımda. Şey yoktu yani kaleci yoktu. Bir dönem yaptım zaten sonra üniversiteye gidince sonra şeyler geldi işte. Bizim Taner'ler geldi. Fevzi abi vardı bizim sanat okulunda. Bedeneydi. Hangi kalecileri beğenirdiniz o zamanlarda? Örnek aldığınız kaleci var mıydı? Valla o zamanlar Turgay abi. Galatasaray'da Turgay Şeren. O çok iyi kaleciydi.
Necmi abi Beşiktaş'ın kalecisi. Ferekli. Necmi, o da iyi. O da iyi kaleci. Siz nasıl bir kaleciydiniz? Kendinize artı ve eksilerinizle. Benim A takımında pek maça çıkmadım. Hep yedek soyundum. Ama olsun, kendinizi bilirsiniz. Bizim sonradan maçlarımızı şey yapan Seracettin abi. Seracettin bir ara takımı o yönetti. Seracettin abi beni şey maçlarına, Balıkesir hazırlık mı oldu? Kesin yeni kurulmuştu o zamanlar. Oynaklar. Kaleye geçir. Dedi ki Özkan sen çekil dedi. Rüşen geçsin kaleye. Çok güzel. Bravo. İlk günde yani ilk maçta da kelebek Ahmet'i sağ bekte oynatan benim hatırladığım kadarıyla Seraj abidir. Doğru yerini bulmuş. Yani doğru yerini bulmuş. Rahmetli kelebek abiyi yani sağ çık olarak geldi sağ beke geçecek. Sağ çıktı. O da çok koşardı. Ama Seracettin abi bunu sağ, Ahmet sen sağ beke bırak. Hatta ikimizin hatasından bir gol yedik. Çarpıştınız mı? Değil. Geliyordu bir şey bırak dedi bana, ben bıraktım, Ahmet abi vuramadı topu, vuramayacak santrafora girdi, 4-1 yendik ama fatura bırak diyene çıktı. Yani bırak deyince bırak tabii, ben şey bırakınca o da vuramadı, ıskama geçti, yaptı ayağımı şey yaptı, neyse araya girdi santrafora bir gol attıydı ama 4-1 kazandık. Hava toplarında iyiydiniz mutlaka değil mi? Hava toplarında vallahi kendimi şey yapacak halim yok ama fena değildim ama hep yedektim. Yani hiç memnunum hayatımızdan. A takımıyla çıkıp şeyde bir resmi maça çıkmadım. Çünkü Özkay abi gayet iyi kalecilik yapıyordu. Gayet iyi, profesyonel kaleciydi tabii. Ama Kasımpaşa'da yani mesela şeydeki Ankara Güneş Spor maçı mıydı? Neydi? Ankara 19 Mayıs'ta oynuyoruz. Orada oynadığımız maçlarda bizden sonra Galatasaray'ın Ankara Gücü maçları vardı. 66 yılından bahsediyorsun. İşte, isabet. Yani Metin Oktay, Turgay Şeren, Talat rahmetli oldu mu Talat? Talat rahmetli oldu, Gaziantep'te. Yani, onlar şeydi karşında Erman Toroğlu Ankara Gücü'nde. Ankara Gücü'nün şeyiydi, yani kaptanıydı. Evet, kaliteli adamlarından biriydi. Biz yarım devrede içeri girirdik, bizden sonra maç başlayacağı için onlar da hazırlık çalışmaları yaparlar hatta salonda. Peki bu aşıyı çocuğunuza, başkanımıza yapamadınız mı? Onu spor hayatında topalmadınız mı ona küçükken? Onlar spora pek şey yapmadılar. Hiç insan biraz da... Kızım basketbol oynadı. Tolga'nın yalnız bir tek şeyi vardır, bilir mi bilmiyorum. İlkokulda 100 metre şampiyonuydu. Bak onu bilmiyorum, ne güzel, ne güzel. Hatta eğer bulursam onu resimleyeceğim. Sedat Başkan. Tolga da 100 metre birincisi olunca madalyasını şeyde sahada madalya falan çok böyle bir tören merak yaptı. Resmi var yani onun. Yani onu bulursam şey yaparız. Tolga Bey de aynı takımdan mı? Fenerli mi? Tabii. O Yalın küçük oğlum. O zaman ağırlığınızı koymuşsunuz o zaman evde. Fenerbahçe. Yok şimdi ama kızımın çocukları Beşiktaş'ta. Artık onlara karışmayalım. Daha karışmadı. Onlara karışmayalım. Ama şimdi Tolga'nın oğlan mecbur. Mecbur mu olacak? Mecbur olacak yani artık. Bir şey yok. Benim küçük olan Yalın ve ben kongre üyesiyiz. Fenerbahçe kongre üyesiyiz. Çok güzel. Eğer 2025'e kadar gidersem Yüksek Divan Kurulu olacak çok inşallah. Çok güzel inşallah. 21-22 geldi inşallah. Diyor musunuz bazen Fenerbahçe maçlarına? Her maça giderim. Bak bunu anlatma. Fenerbahçe maçlarına giderim. Hatta şimdi işte etkileniyor musunuz? Rahat mı seyredersiniz Fener maçlarını yoksa? Benim şöyle bir huyum var. Fenerbahçe eğer kendi sahamızda gol yiyip falan şey yaparsa çıkarım hemen. Hemen çocuklar çıkıyor, beraber hemen gittiğimiz çocuklar bilirler. Yani ilk nedense bu son günlerde hep 10 dakikada görmüyoruz. Zaten bana bakıyorlar, ben diyorum gidiyorum. Yani yapamıyorum. Etkileniyorsunuz. Yani, bu huyu yok ama bu son zamanda ihtiyarlama var. çok tatlı bir itiraf. Herhalde. Konuşmamızın sonunda bir final yapalım. Evet. Futbolla siyaset arasında bir bağlantı var mı? Benzerlikler, ayrılıklar. Siz siyaset de yaptınız. Daha çok yani, spor tarafında kalarak. Futbolu ayrı tutmak lazım. Yani siyaset ayrı, futbolu ayrı. Benzer mi olan birbirlerine? Onlarda da taktik yok mu? Ya, vardır da yani siyaseti ayıralım. Ayrı futbol olur. Ayrı bir. Futbol. O spor için yapılır. Spor. Onlar... Yani benim hep aklımdan öyle hiç herhangi bir şeylik geçmedi. Geçmedi. Yani çocukluğumuz zaman. Zaten 65'te kuruldu. Yaş 17. Bizim genç olduğumuz beraber çocuklar
hep beraber maçlara giderdik, maçlara girdik. Yani aklımızdan ne öyle geçmez değil mi? Geçmez. Trenlerle Balıkesir'e gidip beraber geldik. Neler neler, yani anlatılmaya kalksa şeyler olur. Çok çok samimi itiraflarda bulundunuz. Futboldan para aldınız ama o parayı da gizlice sonradan öğrendiniz. Babanız vermiş. Yani çok öyleymiş. Yani biz prim alıyoruz diyorduk. Seviniyorduk. Seviniyorduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum.